Hanım seni çağırıyor. Bir şey mi oldu ablası? Mühim bir misafirimiz var. Gel benimle. Siz de işinizin başına. Hanım kemanını da alıp gelsin dedi. İşte şimdi hayatımın değiştiği yerdeyim. Ve hayatıma bakıyorum. Adın ne senin? İbrahim. Nerelisin peki? Nereden geldin Saruhan çiftliğine? Pargalıyım ben. Oradan geldim buraya. Müzik bittiğinde kaderim değişmişti. Hanımım beni bu zengin beye hediye etti. Bu bey Şehzade Süleyman'dan başkası değildi. Padişah Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu Şehzade Süleyman. Manisa Sancak Bey. Şehzadenin av alayına katıldım o gün. Pargalı. Neden yanımda yürümüyorsun? Şehzade, ne haddime? Ne çabuk öğrendin şehzade olduğumu? Benim arkamdan gelecek insanlar belli. Ben seni yanıma yoldaş olasın diye istedim. Birlikte avlandık ve Manisa Sarayı'na döndüm. O gece sarayda uyudum. Ve sonraki yıllar boyunca da yanımda, en yakınında, mahreminde, sırrında ama hep sınırda. İbrahim Paşa, sen de perişan oldun kaç gündür. Aslanımın rahatsızlığı hepimizi kedere boğdu. Sen dairene dön Hürrem. Sen kal İbrahim. Neyi beklediğini biliyorum. Boşuna heveslenme. Ne dedin sen? Akbabalar gibi üşüştünüz hünkârımızın başına diyorum. Ölsün diye dualar ediyorsunuz. Yazık. Bu hallerinizi duyunca çok üzülecek. Ne çok sevinim varmış çiçek.
tek tesellim sizin hakiki yüzlerinizi görecek olması. Kendini kandırma Hürrem. Aşkından değil, can derdine düştüğün için konuşuyorsun böyle. Benim kimseden korkum yok. O yüzden mi çocuklarını yolladın? Onlara dokunursan senin gözlerini oyarım. Yerinde olsam laflarıma dikkat ederim. Zira kaderin artık benim ellerimde. Benim kaderim Süleyman. Onunla birlikte doğdum. Onunla birlikte ölürüm. Hayır. Sana ölüm yok. En azından evlatlarının hazin sonlarına şahit olana kadar. Benim bulunduğum yer merkezimizdir. Yeryüzünün merkezi benim bu elimde tuttuğum elmanın var olduğu topraklardır. Büyük atam Fatih Sultan Mehmet Han'dan beri Osmanlı'nın batıya gidişinin hedefi kafirin merkezi Roma ve San Pietro Kilisesi olmuştur. Otranto zaferinden beri bu böyledir. Bizim vasıtamızla İslam Batı'nın kalbine ilerleyecek. Osmanlı'nın yeni topraklar fethetme arzusu ilahi kelimetullah inancımızdan feyz almaktadır. Allah bu mübarek yolda yardımcımız olsun, bizi mahcup etmesin.
Ben öldüğümde ülkemin dört bir yanından, tebaamdan olan insanları çağırın. Cenazemin önünden askerlerim yürüsün silahlarıyla. Sağımdan alimler yürüsün kitaplarıyla. Solumdan zenginler yürüsün mallarıyla. Arkamdan ise fakirler yürüsün gözyaşı ve dualarıyla. Sağ elime altından bir küre verin. Sol elimi ise boş bırakın. Ta ki mezara dek. Nasıl? Kim bu şehzadem? Manası nedir? Büyük İskender'in vasiyeti bu. Ön tarafa askerlerini istemiş. Onca silaha kuvvete rağmen ölümüne engel olamadılar zira. Sağ tarafında alimler var. Onca kitaba bilgiye rağmen onlar da engel olamadı. Sol tarafına zenginleri almış. Onca mala mülke rağmen hiçbir şey yapamadılar. Arka tarafta ise fakirlerin, halkın yürümesini istemiş. Zira onların döktüğü gözyaşı ve dualara rağmen ölüm yine geldi. Sağ elindeki altın küre bu dünyada her şeyi elde ettiğini gösteriyor. Sol elinin boş olması ise bu dünyaya eli boş gelip boş gittiğine işaret ediyor. Ne muazzam bir ölüm şehzadem. Sıra bana da gelecek Pargalı. Sence ben nasıl öleceğim? İskender'den daha büyük. Vücuda geldiğin hali ve gideceğin son mertebeyi unutma. İşte o zaman cennetin kapıları açılacak sana. Hünkârım. Pargalı. Benim hünkârım. Yalnızdayım. Şükürler olsun. Paşa Hazretleri. Çabuk Yesef Efendi'ye haber ver. Hünkârımız uyandı. Vallahi uyanmış. Rabbi yesir ve la tuhassir Rabbi tamam. Hadi çabuk ol. Baş üstüne. Baş üstüne. Baş üstüne. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Dualarım kabul oldu. Şükürler olsun. Aslanım. Dünya gözüyle bir kez daha kazandığını gördüm ya. Ölsem de gam yemem artık. Ölüm yok artık validem. Söylemeyin öyle şeyler. Hünkârım, sizin için çok dua ettik. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. 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 Nihayet kederli günlerimiz geride kaldı hünkârım.
Baba. Mustafa'm. Hürrem. Kardeşlerin nerede? Nasıl Hürrem? Ne diyor hekimler? Sırtındaki bu yük geçer mi bilmiyorlar. Fakat ağrısı sızısı kalmadı. Uykusu da düzeldi. En azından acı çekmeyecek. Evet. Sen nasılsın Süleyman? Niye acele ettin? Biraz daha istirahat etseydin. Kaygılanma, iyiyim ben. Şükürler olsun. Öyle kötü günler yaşadık ki. Sen hasta yatağındayken neler yaşandığını bir bilsin. Meğer ne çok sevininiz varmış. Ben her şeyi biliyorum Hürrem. Nasıl? Kim anlattı? Kimsenin bir şey anlatmasına lüzum yok Hürrem. Ben her şeyi gördüm. Yaşadım. Hissettim. Destur, Sultan Süleyman Han Hazretleri. Seni böyle gördüm ya. Yüce Rabbime şükrediyorum. Sağ olun validem. Dualarınız sayesinde ayaktayım. Geçmiş olsun hünkârım. Çok korkuttunuz bizi. Hünkârım. Daha sonra Aybüke. Daha sonra. We'll be right back.